Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, ben Bilal. Bugün günlerden üzerimdeki şeyden de gördüğünüz gibi Galatasaray. Arkadaşlar 200 bin abone olma hedefimiz var. Lütfen abone ol tuşuna ücretsiz bir şekilde basarsanız bizlere çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Videoya geçmeden önce bunu söylüyorum. Videoyu beğenip kanala abone olup bir de beğeni butonunun yanında teşekkürler butonuna basarsanız bizlere yeni videolar için destekte bulunmuş olursunuz. Bugün çok önemli bir maça gidiyoruz. Galatasaray Prag maçına gidiyoruz. Avrupa Ligi'ndeyiz biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne elendik ve Avrupa Ligi'nde de aslında Prag zorlu bir maç olacak. İlk maç evimizde ve bu maçtan kesinlikle galibiyet almamız lazım. Avrupa Kupası'nı neden almayalım diyoruz. Bence güzel bir galibiyet alacağız. Prag bu arada Kopenhag kadar tehlikeli bir takım. Ben biraz analiz etmiştim yani. O yüzden kolay bir maç geçmeyecektir diye düşünüyorum. Ben umuyorum ki bugün mükemmel atmosferle, tribünümüzün desteğiyle ve takımımızın da 10 numara oyunuyla galibiyetle ayrılacağız buradan. Deplasmana moralli gideceğiz diye umuyorum. Bir de şundan bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Normalde bu maça gitmem biraz şüpheliydi. 2 gündür hayatımın en zor günlerinden ikisini geçirdim yani. Bir ağrı başladı bende. Bir rahatsızlık çıkmış. Halk diliyle kıl dönmesi diye adlandırılan, kimimize çok komik gelen bir şey ama velakin Allah düşmanımın bile başına vermesin. 2 gündür hareket dahi edemiyordum. Bugün sabah yine çok kötü bir haldeydim ama maça gitmek için her türlü ağrı kesici vesaireyi bastırdım kendime. Yani haftaya da sanırım bir ameliyat geçireceğiz. Önümüzde bir Ankara deplasmanı vardı. Gitmeyi düşünüyorduk. Yani bilmiyorum, şu an tüm planlar bozuldu diyeyim. Aşırı da moralim bozuk ama umuyorum bugün Galatasaray moralimi düzeltecektir. Sizlerden de dua istiyorum arkadaşlar. Gerçekten umuyorum bu sorunu sıkıntısız bir şekilde atlatırım. Sorunsuz bir şekilde atlatmam için de sizlerden dua bekliyorum. Dua eden herkese de çok 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 teşekkür ediyorum. Fazla da uzatmıyorum. Artık stadyuma geçelim. Bugün birazcık benim moralim bozuk olabilir, dediğim gibi enerjim de düşük. Ben bugün birazcık çekim aşamasında olacağım. Umarım bir sıkıntı yaşamayız diyorum ve Brogba'ya maç hakkında ne düşüneceğini sorup stadyuma geçiyoruz. Maç skorunun 2-0 geçeceğini düşünüyorum. 2-0 yeneriz. Senin hatırına 4-0 bitmesi lazım be. İnşallah. Evet Brogba, evet. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi şu an çok zorlu bir rakip. Yani Kopenhag az kalsın eleyecek bir takımdı ki City bile zorlanı yendi Kopenhag. Yani öyle derecelendirisi zor. Ben sanki 1-0 geriye düşeceğiz. Icardi'nin golleriyle 2-1 yeneceğiz gibi düşünüyorum. Deplasmanda var bu işte. If you like this video, then we go to the stadium. Ve ta Almanya'lardan gelen Türkmen abiyle birlikteyiz. Biraz sonra da o da ilk kez stadyuma geliyor. Aynen. Birlikte Kuzey Alt Tribünü'ne gireceğiz. Abi ne düşünüyorsun? Daha stadyuma girmedin ama. Valla heyecanlıyım. Biraz stresli geçti ama ilk kez dediğim gibi heyecanlıyım. İçeriye girmeyi bekliyorum. Bugün sana çılgınlar gibi tribün yaşatacağız. Bir günde maçı da alacağız. Ondan sonra Hadi inşallah. Hadi gel girelim. Kuzey Alt Tribünü'nü özlemiştik. Hele ki Avrupa atmosferinde Kuzey Alt'ı kim özlemez? Aşağı yukarı 20 dakikalık bir süre kaldı. Şu anda ilk 11'leri de görüyorsunuz. Deplasman tribününe gelmiş. Onları da göstereceğim. Deplasman tribününde bu şekilde toplanmışlar. Bombayı
başladı. Allah'ım sen sonumuzu ayrı ekran ettin. Dakikadan ya. Haydi oğlum. Haydi Barış. Hadi. Ah be. Ay ilk atanımız daha dakika 7'de geldi. İlk başlarda biraz baskı yedik ama olsun. Hadi. Dönüyoruz hadi. Uzanlarız bunları ya. Tamam Barış. Bas bas bas. Güzel güzel. Tamam devam devam. Haydi. Haydi. Galatasaray. İçeri girmeye çalıştı. İnanılmaz çalıştı ya. Dakika 17'de en net pozisyonumuzu yakaladık ama başarılı olmadı. Hadi! Hadi! Gelsin, gelsin abi. Gelmiyorduk ilk 18-17 dakika ama yani harbiden helal olsun Kerem Demirbay'a. Çok güzel buldu. 10 numara oldu. 10 numara oldu. Hadi devamı gelsin inşallah. Nerede bu dağlar taşlar? Kurbaşlar güzel kuruşlar. Yürüyün arkadaşlar. Lay 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 lay. Sertanımlarlar yerindesin, dinlesin. Yok olsun. Haydi haydi güzel iş abi. Sonra kalpten gitmeyin biliyorum. Ya. Alırız abi rahat. Bas 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 bas. Hata geldi. Aynen. Hadi. Oy. Ya abi be. Saldırın saldırın saldırın. Saldırın saldırın saldırın.
pozisyonlar kaçıyor. Ama ofsayt işte. Allah! Mustera! Ege mi kaptı ya? Allah Allah Allah. Hocam sormak istiyorum. İlk yarı. Abi ilk yarı. Maçı başında konuşabilseydim eğer çok güzel şeyler söylerdim. Abi ön alan baskısı yaparsak maç 2-3 olur. Bazen başarılı olduk. Bulduğumuz pozisyonlar var, bence iyiyiz. Brown'un da bir tane bulduğu pozisyon var. Ama kazanacağımıza inanıyorum. İkinci yarıda özellikle ön alan baskısını arttırırsak çok gol atarız. Barış'ın kanadından da biraz daha girmeliyiz. Barış'ın kanadından. Zaten önüne baktırınca panik yapıyorlar, aynen. Kaptırıyorlar derken. Sen ne düşünüyorsun ilk yarı için? İlk yarı valla bence kötü başladık ama güzel bitirdik. Ne diyeyim yani, 1-0 öndeyiz. İnşallah iki gol daha atarız. Sonra iş tamamdır. Hadi inşallah abi. İlk yarı için diyeceğimiz belli yani. İlk başta biz çok iyi başlamadık ama sonrasında golü bulduk. Gol bulmamız lazım, başka bir şey değil. Hadi bakalım. İkinci yarıda görüşürüz. Videoyu beğenip kanala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda Brogba bizle birlikte, yeni tıraş olan Brogba. Evet. Ne düşünüyorsun abi ilk yarı ve maç sonucu ne olur ikinci yarı? Ya bence 3-0 diyorum ya. 3-0. Pozisyon golü. Abi Icardi itti, ben böyle hatırlıyorum. Şurada gördüm sanki Icardi ittiğini. Şu anda inceleme gerçekleşiyor. Verdi golü abi. Verdi golü ya. Valla var ya, yani bugün Allah bana sabır versin ya. Sadece böyle şeyler değil, maç değil. Başka şeylerle de uğraşıyorum yani. İnanılmaz ya. Vur. 3-1. Yeah!
verdim, vallahi verdim. Doğru karar abi. Ben vereceğini düşünüyordum, ondan korktum zaten, verdi. Doğru karar. Maalesef ki doğru karar. Abi karşı karşıya kalıyordu. Nelson düşürdü. Kırmızı kart. Yani Allah'ım, golü attıktan hemen sonra bu nasıl olur ya? Abi harbiden golü sevinirken de kırmızı yemezsin ya. Ama karşı karşıya kalıyordu yani. Ben çok korktum kırmızı verdik diye. Abi golün hevesi kursağımızda kaldı ya. Vallahi şaka gibi ya. İnanılmaz ya. En son içeri girerken inanılmaz sinirlendi. Tekme falan attı oralara yani, o derece. Hatta şu an tekme attığı yer yıkıldı bak. Beyaz parça onun vurduğu yerden düştü. Sıkıntı yok. Biz bunları 10 kişi deneriz. Haydi. Şimdi hiç olmadığı kadar daha yüksek bir üstlük. Daha yüksek, daha yüksek. Dağıldık abi, dağıldık ya. Vallahi dağıldık, billahi dağıldık ya. Yok abi, adamlar direkt attı ya. Direkt attı hem de ya. Şimdi görsünler bakalım, hadi. Hocam ben değişiklik yap var ya, 10'a 10 hadi ya. Son 10 dakika bakalım neler olacak. Güzel bir 10 dakika bekliyor bizi. Hadi abi, hadi. Gelecek abi, çok güzel goller gelecek, hadi. Burada gol, Cipo gol, Cipo gol. Bizim için burada gol. Allah tam kendine geldi. Haydi ya. Haydi haydi, korner korner. Cipo gol. Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu oyuna çıkıyor. Yerine Tete ve Zaha giriyor. Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray Kupa oyuncu değişikliği. Altışlarla oyundan çıkan oyuncumuz 8 numara Kerem Demirbay. Kardeşim!
Sen düşünüyorsun. Son dakika golü çok istedim. 3-0 yenmektense bu skor daha iyi. Son dakika golü kırıp başlıyor. Bıraktı da onları farklı yeneceğiz. Hükmet abi ne diyorsun? Ne diyeyim? İlk maçın olduğu zevkliği de kazandı. Denemesi bu okuyandan daha da başarılı olur. Hadi ortaya. 3-2 ortaya. Müşteri! Müşteri! Müşteri!